Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar, ek fiilin 3. videosuyla sizlerle birlikteyiz dersizliğinde. Ek fiilin 3. videosunda basit çekimli fiilleri nasıl birleşik çekimli yaptığını ve birleşik çekimli olarak eylemleri nasıl inceleyebileceğimizi göreceğiz arkadaşlar. Basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapmak. Bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle basit zamanlı fiilin ne demek olduğunu öğrenmemiz lazım. Arkadaşlar, bir fiil bir tane kipeki aldıysa basit zamanlı fiildir. Siz basit zamanlı fiilin ne olduğunu bilmiyorsanız ne yapamazsınız? Bu işi çözemezsiniz. Basit zamanlıyı bir tane örneklendirelim. Şöyle yazalım. Basit zamanlı örneklendirelim. Okur veya okurum. Şimdi okumak eylemi geniş zamanla çekimlenmiş mi? Çekimlenmiş. Buradaki geniş zaman çekimi bir kipeki mi? Evet, bir kipeki. Peki arkadaşlar, bu okumak bir fiil kökü mü? Evet. Buradaki bir şahıs eki mi? Evet. Kaçıncı tekil şahıs? Ben okurum. Birinci tekil şahıs. Şimdi bu işte basit zamanlı bir fiil. Şimdi biz bunu ne yapalım? Birleşik zamanlı bir fiile çevirelim. Birleşik zamanlıya nasıl çeviriyoruz? Bizim arkadaşlar 3 tane birleşik zamanlı şeklimiz var. İdi, imiş, ise. Bunlar birleşik zamanlı yapıyor. Eklendikleri sözcükleri ne yapıyor? Birleşik zamanlı yapıyor. Bu sözcükler ne? Fiil. Basit çekimliydi bunlar. Bir tane kipeki almıştı. O kipeki alan bu sözcüklerin sonuna bunlar gelirse birleşik çekimli oluyor. Birleşik zamanlı oluyor. Evet. Yani isterseniz şöyle düşünün. İki tane kipeki birbiri ardınca kullanılmışsa alın size birleşik zamanlı fiil. Mesela okurdum diyebilir miyiz? Okurdum. Gözlerim bozulduktan sonra okuyamaz oldum. Okurmuş. Vallahi ben duydum. O çok iyi bir okurmuş. O zaman anlam değişti. O çok okurmuş. O gündüzleri böyle hiç okumuyormuş gibi gözükse de geceleri okurmuş. O okursa kültürlü birisidir. Bakın sase şart anlamı kattı yine. Ve yine birleşik çekimini yaptı. Şu üçü, bunların isimleri var biliyor musunuz? Şuna hikaye birleşik diyoruz. Hani hikayelerde nasıl diye kullanıyoruz. Bu rivayet birleşik. Nasıl rivayet? Masallarda başkasından duyma anlamı var. Rivayet birleşik. Bir de şart birleşik var. Şart birleşikte de arkadaşlar başkasından duyma anlamı rivayette vardı. Şart birleşikte şart anlamı var. Demek ki birleşik zamanlıların 3 tane ismi var. Bu isimleri şimdi beraber inceleyelim. Şurayı bir temizleyelim. Birincisi hikaye birleşik zamanlı fiiller. İkincisi rivayet birleşik zamanlı fiiller. Üçüncüsü şart birleşik zamanlı fiiller. Ne dedik? Şimdi demek fiili dediydi. Dedi idi. Şimdi demek fiili dili geçmiş zamanla çekimlenmiş. Onun üzerine hikaye birleşik çekim olarak dediydi olarak çıkmış karşımıza. Bir de rivayet birleşik zamanlı hali dediymiş olmuyor bakın. Bazıları birleşik zamanlı olma bakımından uyumsuz oluyor. Ama şu olur bakın. Yazıyormuş. Yazmak fiiline veya diyormuş. Ne yaptık? Bir kipekinden sonra ikinci bir kipeki getirdik ve birleşik zamanlı oldu. Şart birleşik zaman yazıyorsa. İşte arkadaşlar buna neyin hikaye birleşik zamanı? Görülen geçmiş zamanın hikaye birleşik zamanı. Bunları sorabilir isim olarak. Bu şimdiki zamanın rivayeti. Bu şimdiki zamanın şartı. İşte biz birleşik çekimleri bu şekilde ne yapıyoruz? Adlandırıyoruz. Birleşik zamanlı fiillerin bu şekilde 3 çekimi var arkadaşlar. Hikaye birleşik zamanlı fiiller. Basit zamanlı fiiller var. Ek fiilin idi ekini alıyor. Sonra bunlar ne oluyor? Geçmişte olduğunu anlıyoruz ve
Şahitlik ettiğimiz gibi bir durum da var. Olduydu gibi şahitlik de etmiş olabiliriz biz bunu veya bilgi olarak da bizde bulunmuş olabilir. Çekimine bakalım. Basit zamanlı geliyorum fiili geliyordum olmuş. Biz bunu nasıl adlandıracağız? Arkadaşım bunu şöyle adlandırıyoruz. Şimdiki zamanın hikayesi. Hikaye birleşik çekimi. Şimdiki zamanın hikaye birleşik çekimi. Ama şahıslar farklı. Şahıslara göre çekimlerini inceliyoruz. Şimdiki zamanın hikayesi. Şimdiki zamanın hikayesi. Şimdiki zamanın hikayesi. Burada bir kişi ekleri de bakın. Kipekinden sonra hemen kendini göstermiş. Üçüncü tekil kişi ekinin olmadığını görüyoruz. Bu sadece emir kipinde var ama emir kipinin birleşik çekimi yok. Bu da şimdiki zamanın hikayesi. Burada da şahıs eki yer değiştirdi. Sorun değil, böyle durumlar olabiliyor. Bu ne? Bu hikaye birleşik çekim. Çekimi. Hikaye birleşik çekim bu şekilde ek fiilin. Öbürüne geçelim. Evet. Gelmek fiili kipeki aldı. Basit çekimli oldu. Kipekinin üstüne ikinci bir kipeki alınca ek fiilin bu üç çekiminden bir tanesini alınca birleşik zamanlı oldu. Adı üzerinde iki tane birleşik zamanlı olunca iki tane zaman anlamı var. Uyumak fiilinin diğer kiplerle hikaye birleşik zamanda çekimi nasılmış bakalım. Uyumuştum. Arkadaşlar bu duyulan geçmiş zaman, mişli geçmiş zamanın hikayesi. Bu ne? Geniş zamanın hikayesi. Bu ne? Gelecek zamanın hikayesi. Bu ne? Gereklik kipinin hikayesi. Bu ne? Şart kipinin hikayesi. Evet, emir kipinin birleşik zamanı yok. Çünkü emir kipinin iki yok arkadaşlar. Öyle olunca birleşik çekimi de olamıyor. Rivayet birleşik zamanlı fiiller imiş. Arkadaşlar yine basit çekimli bir fiilden sonra bu imişi getirdiğimiz zaman birleşik çekim ne oluyor? Nasıl? Geliyormuşum. Sonradan fark etmişim. Geliyormuşsun. Geliyormuş, geliyormuşuz, geliyormuşsunuz, geliyormuşlar. Bak bunları biz günlük hayatta kullanıyoruz. İşte bakın bir tane kipeki aldı mı basit zamanlı oluyor. İkinci bir kipeki geldiği zaman birleşik zamanlı oluyor. Ve bunun bir adı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdiki zamanın rivayeti ve rivayet birleşik çekim. Evet. Gelmek fiili şimdiki zaman kipeki almış diyor. Sonra da ikinci kipeki olarak duyulan geçmiş zaman almış diyor. Ve birleşik çekimli olmuş diyor. Şimdiki zamanın rivayeti olmuş. Rivayet ifadesi size yabancı gelmesin. Mışmış deyince rivayet hemen hatırlayın arkadaşlar. Evet. Böylelikle öncekinde ne oldu? Buraya idi getiriyorduk. Şimdi imiş getiriyoruz. Diğer kiplerin rivayet birleşik zamana göre nasıl çekimlendiklerine bakalım. Geleceğim, gelecekmişsin. Gelecek zamanın rivayeti. Burada da duyulan geçmiş zamanın rivayeti. Gereklik kipinin rivayeti. Geniş zamanın rivayeti. Ve şart kipinin rivayeti. Arkadaşlar bakın burada bir tane kip var. Ve bu kipler arkadaşlar ne olmuş? Rivayet birleşik çekimle çekimlenmiş. İki tane kipeki var burada. İki kip olunca birleşik zamanlı, birleşik çekimli fiil oluyor. Geleyim, istek kipi. Abi ben de geleyim. Abilerin ve ablaların hiç hoşlanmadıkları bir şey. Tam arkadaşlarıyla çıkacakken geleymişim. Ah keşke ben de geleymişim diye böyle sonradan pişmanlıklar. Evet, görülen geçmiş zaman ile emir kipinin rivayet birleşik zamanda çekimi yok. Tıpkı nerede olduğu gibi, duyulan geçmiş zamanda olmadığı gibi. Şart birleşik zaman ise, şart birleşik zamanlı fiiller arkadaşlar şart anlamı katıyor. Şart kipi basit çekimli bir fiile ekleniyor. Adından anlaşılacağı gibi
ne yapıyor? Şart anlamı katıyor. Ve arkadaşlar, bu fiilin gerçekleşmesini başka bir eylemin gerçekleşmesi koşuluna bağlıyor. Örneğe bakalım, çekimine bakalım. Geliyorsam, şart koşuyor. Geliyorsan uslu duracaksın. Geliyorsa akıllı olsun. Geliyorsanız paralarınızı ödeyin. Geliyorsalar haber versinler. Geliyorlarsa haber versinler. Geliyorsalar çok ol. Geliyorlarsa haber versinler. İşte ne oldu? Şurada bakın, basit çekimliydi. Birer tane kipeki vardı. Şimdiki zaman çekimi. İçinde bulunduğumuz andaki olayları anlatmak için kullanıyorduk. Sonra ne oldu? Şart kipi geldi ve birleşik çekim oldu arkadaşlar. Ödevlerini bitirirsen geniş zamanın şartı. Sana tatlı yapacağım derken tatlı yapma eylemi neye bağlanmış? Ödevlerini bitirmesi koşuluna bağlanmış arkadaşlar. Bu da geniş zamanın şartı. Bu gelecek yeni, şimdiki zamanın şartıydı. Bu da geniş zamanın şartı. Diğer kiplerin şart birleşik zamana göre nasıl çekimlendiklerine bakalım. Geleceksem, gelecek zamanın şartı. Gelecek mi gelmişse, bu duyulan geçmiş zamanın şartı. Geldiysem, bu da görülen geçmiş zamanın şartı. Gelirsem, geniş zamanın şartı. Gelirsem hesaplar benden ona göre falan. Gelmeliysem, gereklilik kipinin şartı. Emir, istek, şart kipinin şart birleşik zaman çekimi yok arkadaşlar. İstek eki, ea, emir kipini biliyorsunuz zaten. Sadece üçüncü tekil kişi de gelsin, sınsın kişi eki alıyor. Onun dışında ek yok. Veya üçüncü çoğul kişinde. Şart kipinin şart birleşik zaman çekimi yok. Yani bunları geleyse olmuyor. Evet, bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Umarım ek fiil denince ek isimleri yüklem yaptığını, basit çekimli fiilleri birleşik çekimli hale getirdiğini ve bunun 4 tane normalde çekimi olduğunu ama bunlardan üçünün idi imiş ise'dır. 4 tane çekimi olduğunu, bunlardan üçünün birleşik çekimli yapmakta kullanıldığını, dördünün ise isimleri yüklem yaparken kullanıldığını, dır derin bazen düşebildiğini, Allah düşürmesin, düşüyor işte, ne yapalım, yapacak bir şey yok. Ve kesinlik anlamı gibi şeyler de katabildiğini, ders bitmiştir veya sınav bitmiştir, kalemleri bırakabilirsiniz. Sınav bitmiştir demek ne demek? Yani olasılık ve kesinlik anlamı katıyor. Cümleye göre biz bunu ne yapabiliriz? Çıkarabiliriz. Evet, bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Umarım ek fiili çok iyi anlamışsınızdır arkadaşlar. Yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız sakın ha ders izleyene abone olmayı unutmayın.